Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanı Bölüm 76. Tunç'un evinde üçlü koltuğun tam ortasında tek başıma oturuyordum. Melih ile Tunç karşı çaprazda duran iki tane tekli koltuğa oturmuşlardı. Melih'in gözleri bana ağlama der gibi bakarken Tunç şaşkın ve sorgulayıcı gözlerle bana bakıyordu. En sonunda sessizliği bozmak isteyen Tunç göz ucuyla Melih'e baktıktan sonra öne doğru eğildi ve dudaklarını araladı. Hayırdır inşallah, gecenin bu saatinde bu ziyareti nereden çıktı diye sordu. Bu soruyu sormak da çok haklıydı çünkü saat gecenin ikisini gösteriyordu. Ve misafirliğe gelinebilecek hiç de uygun bir saat diliminde değildik. Ahu seni görmek istedi dedi Melih. Bu saatte mi diye sordu Tunç ve kaşları çatarak Melih'e baktı. Doğru söyle lan, bu kız niye ağlıyor? Ne yaptın kardeşime? Melih kıstığı gözlerinin ardından Tunç'a baktı. Isırdığı alt dudağı sinirlendiğinin kanıtıydı. Zor sabrediyordu, bunu çok net görebiliyordum. Tunç Melih'ten bir cevap alamayacağını anladığında bakışlarını ondan çekip bana çevirdi. Ahu güzelim, oturduğu yerden kalkacağı zaman Melih bileğine yapışmıştı ve onu tekrar koltuğa oturttu. Yaklaşma fazla. Ağlıyor ya, rahat hava alsın dedi. Tunç Melih'e gözlerini devirdi ve tekrardan benimle göz teması kurdu. Güzelim neyin var? Yoksa bebeğe bir şey mi oldu? Melih oturduğu yerden diklendi. Ne biçim soru soruyorsun lan? Diye çıkıştı. İzin verirsen kardeşimle konuşmaya çalışıyorum Melih dedi Tunç bıkkınlıkla. Konuş. Seni engelleyen mi var? Ama düzgün konuş. Böyle adamın başının etini yiyen sorular sorma. Eğer biraz daha araya girmezsem ikisinin de laf dalaşı uzayıp gidecekti ve bizim buraya geliş amacımız farklı yöne gidecekti. Seninle konuşmak istediğimiz bir şey var abi diye araya girdim. İkisi de aynı anda bana baktı. Ağlamaktan çatallaşan sesim düzelsin diye boğazımı temizledim. Konuya ne kadar çabuk girersem o kadar iyi ve kolay olacaktı. Ben yani biz kendimi rahatlatmak ister gibi parmaklarımla oynadım. Babamız. Gözlerimi kapatıp başımı iki yana salladım. Yani senin baban. Cümlemi bir türlü toparlayamıyor ve konuşamıyordum. Birkaç kez derin nefes alıp tekrar konuşacakken Melih benden önce davranıp bir çırpıda söyledi. Siz kardeş değilsiniz. Ne? Tunç'un ilk verdiği tepki bu oldu. Gözleri Melih'in ve benim üzerimde mekik dokudu. Ne saçmalıyorsun sen Melih? Ne demek siz kardeş değilsiniz? İstelik bir kahkaha attı. Ahu, senin bu kocan var ya dedi parmağıyla Melih'i işaret ederek. Sırf kıskançlığından siz kardeş değilsiniz yalanını uydurdu. Manyak bu, hasta, net, kafadan hasta. Boğazımdan kaçan hıçkırığa engel olamadığımda Tunç, Ahu dedi yalvarır gibi. Yalan söylüyor. Biz kardeşiz. Melih, DNA testi yaptırdım. Ahu Cevdet'in kızı değil. Üstüne basa basa siz kardeş değilsiniz dedi. Yok yok, bu mümkün değil. Eğer öyle olsaydı sen beni Ahu'ya... Durdurdu. Sanki bir şeyin yeni farkına varıyormuş gibi kocaman açtı gözlerini Melih'in yüzüne dikti. Oturduğu yerden ayağa kalkıp tam Melih'in karşısına dikildi. Sen o gün... Bu yüzden Ahu'ya yakın olmamdan rahatsız oldun. Kardeş değiliz diye. Ahu'nun yanından beni uzaklaştırdın. Aynen dedi Melih kafa sallayarak. Tam da bu sebepten dolayı seni Ahu'dan uzak tutmaya çalıştım. Artık öğrendiğine göre hareketlerine dikkat edersin. Tunç büyük bir kahkaha attı. Başını elinin arasına aldı. Yok lan bunlar gerçek değil. Ben rüya falan görüyorum. Uyanınca her şey eski haline geri dönecek. Ağlamalarım yerini iç çekişlerini bıraktığında
abi diye seslendim. Tunç'un açık kahverengi gözleri gözlerimi buldu. Ben bunu daha yeni öğrendim ve senin de bilmeye hakkın olduğunu düşündüğüm için yanına geldim. Tunç sertçe yutkundu ve yutkunurken Adem elmasından çıkan ses kulaklarımı tırmaladı. Ben ise yutkunmayı unutmuş gibi yutkunamadım. Artık benimle görüşmek istemezsen seni anlarım abi. Tunç'un içi titreyerek gözlerinden bir damla yaş yanaklarına doğru süzüldü. Ve Tunç bakışlarını benden çekerek cevap vermeden salondan çıktı. Elimle ağzımı kapattım ve hıçkırıklarımı yuttum. Melih oturduğu yerden kalkarak yanıma geldi. Üzülme. Kolumdan tutarak beni kaldırdı. Hadi evimize gidelim. Tunç daha yeni öğrendi. Toparlayabilmesi için biraz zaman ver ona. Başımı salladım. Melih'ten destek alarak ayağa kalktığımda Tunç'un "Nereye?" diyen sesini duydum. Melih ile gözlerimiz Tunç'u bulduğunda elinde tuttuğu süt dolu bardakla bize doğru geldiğini gördük. Yanımıza gelip tam önümde durdu. "Otur Ahu," dedi. Elinde tuttuğu sütü bana uzattı. Uzattığı sütü aldım. "Ağlama artık, hamilesin sen. Kendine de bebeğe de iyi bakman lazım." Melih kaşlarını çatmış vaziyette Tunç'a bakıyordu. Tunç gözlerini benden çekip aynı Melih gibi kaşlarını çatarak Melih'e baktı. "Sizin DNA testinizi," derken küfretti. "Ahu benim kardeşim. Feriştahı gelse bunu kimse değiştiremez." İçim sımsıcacık oldu. Gülümsedim. "Tekin Ahu'yu kaçırdığı gün de söyledim sana Melih. İki kardeşimin arasında seçim yaptım. Ve ben Ahu'yu seçtim. Şimdi beni bir lanet bir DNA testi sonucu ırgalamaz." Parmağıyla beni gösterdi. "Bu kız benim küçük kardeşim. Karnındaki bebeği de yeğenim. Ben bu bebeğin dayısıyım, annesinin de abisiyim." "Abi," dedim yumuş yumuş bir sesle. Tunç göz ucuyla bana baktı. "Sen konuşma, sütünü iç," dedi. Ve onu ikiletmeden sütümü içtim. Melih burnundan bir nefes verdi. "Eline koluna sahip çıkacaksın. Öyle her fırsatta Ahu'ya sarılmayacak, istenmeyen ot gibi dibimde bitmeyeceksin. Senin kabul etmediğin DNA testini ben kabul ediyorum çünkü. Kardeşime istediğim zaman sarılırım, bunu da sana soracak değil. Öyle mi?" "Öyle," diye vurguladı Tunç. "Sen de kardeşim ne zaman isterse bana getireceksin onu." Melih uzunca Tunç'un gözlerinin içine baktı ve dudağının kenarını kavurdu. "Sütün bittiyse gidelim mi yavrum?" diye sordu. Yarıladığım sütü kafama diktim ve bardağı sehpanın üzerine koydum. "Gidelim," dedim ve oturduğum yerden kalktım. Tunç kollarını iki yana açtığında Melih'in kıskanç bakışlarına rağmen kolların arasına girdim ve birbirimize sardık. Tunç saçlarımı okşayıp başıma bir öpücük kondurdu. Dudaklarını kulağıma doğru yaklaştırıp "Bir daha bu kadar ağladığını görmeyeceğim Ahu. Kardeş demem, hamile demem, seni iyice bir falakaya yatırırım. Bak bunu yaparım, sana abi sözü," dedi. İçime yayılan huzurla kıkırdadım. Minnet dolu bir ses tonuyla "Teşekkür ederim abi," dedi. Tunç "Asıl ben teşekkür ederim küçük kardeşim," diye karşılık verdi. Tunç benim abimdi. Bunu hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini bir kez daha anlamıştım. Tunç, ailem sandığım insanların içinde tek bana sahip çıkan adamdı. Tunç, benim sahip olduğum yalansız tek ailemdi. Tunç'un evinden çıkalı neredeyse yarım saat 45 dakika olmuştu. Arabaya bindiğimizden beri Melih de ben de sessizliğimizi koruyorduk. Ben başımı yanımdaki camdan dışarıya çevirmiştim ve sık sık Melih'in gözlerinin bana değdiği camdaki yansımamı görüyordum. Ama asla tavrımdan ödün vermiyor, Melih'e yakınlık göstermiyordum. Saat sabaha karşı 4'e geliyordu. Evimiz dağ başında olduğu için yolumuz biraz daha vardı. Uykum gelmişti. Acıkmıştım da ama Melih'e tavırlı olduğum için ne uyuyabiliyor ne de acıktığımı söyleyebiliyordum. Arabadaki sessizliği Melih'in telefon melodisi bozdu. Melih telefonu "Söyle," diye açtı. Birkaç saniye karşı tarafı dinledi. "Beklesin, beklesin.
Ben daha ne yapacağımı biliyorum. Direksiyonu sağa kırdığı ve evimize giren yola sarktı. Konuştuğumuz gibi ilerleyecek her şey. Mehmet abi Kıbrıs'a uçtu. 2 saat önce maskeliler şüphelenmesin diye rüyanın yanında göstereceğiz. Karnım guruldadı. Meleğin bakışları bana değip tekrar yola döndüğünde elimi karnımın üstüne koydum ve başımı karnıma doğru eğerek fısıldadım. Anneciğim, babana küsüm, az sabırlı ol, eve gidince yemek yiyeceğiz. Karnım bir kez daha guruldayınca dudağımın kenarını ısırdım. Tamam dedi Melih. Siz benim dediğimi yapın, yarın şirkette görüşürüz. Telefonu kapattı ve cebine koydu. Elini torpido gözüne uzattı ve torpidoyu açtı. İçinden bir tane gofret çıkartıp bana uzattı. Gofreti almak için can atsam da kendime hakim olarak istemiyorum dedim. Tamam yavrum, anladım bana trip atıyorsun. Ama ben bu gofreti bebeğim yesin diye veriyorum. Bence gayet makul bir açıklamaydı. Sonuçta çocuk onun da çocuğuydu. Ve gofreti çocuğumuz için alabilirdim. Bana doğru uzattığı gofreti aldım. Peki madem dedim ve dedim. Çocuğumuz için alayım gofreti. Gofreti açmaya çalıştığımda Melih'in güler gibi bir ses çıkardığını duydum ama pek önemsemedim. Açtığım gofretten kocaman ısırdım. Hızlı hızlı çiğneyip ağzımdaki lokmayı yuttuktan sonra kocaman bir ısırık daha aldım. Gofret küçük olmasına rağmen midemi birazcık yatıştırmıştı. Son lokmayı da ağzıma atıp çiğneyip yuttum. Melih birden burnundan soluyarak küfretti dişlerin arasından. Neye sinirlendiğini anlamak için başımı ona çevirdiğimde dikiz aynasından arkasını kontrol ettiğini gördüm. Otomatikman ben de arkama baktım ve 3 tane maskeli motorlunun bizim aracı takip ettiğini gördüm. Panikleyerek Melih diye seslendim. Korkma, bir şey olmayacak. Arabanın hızını arttırdı. Önüne dön ve arkana yaslan, bir şey olmayacak. Korkuyorum ama. Maskeliler motorlarını bizim arabanın her iki yanına yaklaştırıp arabamızı sıkıştırdıklarında Melih ağzı dolu küfürler ediyordu. Yol tenhaydı ve biz yine bu maskeliler tarafından ablukaya alınmıştık. Hah ben böyle işin diyerek yine küfretti. Direksiyona vurdu. Tam o anda arabayı durdurdu. Arabayı neden durdurduğunu soracakken önümüzü minibüse benzeyen siyah bir arabanın kestiğini gördüm. Bir motorlu minibüsün yanında durdu. 2 motorlu ise hemen bizim arabanın arkasında duruyordu. Melih emniyet kemerini açtı ve silahını belinden çıkarttı. Sakın arabadan inme Ahu. Arabadan inecekken kolunu yapıştım. Sen de inme. Adamlarını ara gelsinler. Gitme. Beni de demedi. Ve elini kolumdan çekip arabanın kapısını açtığı gibi dışarı çıktı. Melih'in arabadan inmesiyle minibüsün içindeki maskeli 4 adam da indi. Ben de hemen yanımdaki camı sonuna kadar açtım. Sizin belanızı derken küfretti. Açın lan yolu diye kükredi Melih. Maskeli adamlardan biri öne çıkarak yine o anlaşılmayan cızırtılı sesle konuştu. Sen bizim sana giden yollarımızı kapatmasaydın biz de senin yollarını kesmezdik aslanım. Yine küfretti. Bana laf ebeliği yapma. Hemen açın yolu. Maskeliler kıpırdamadan oldukları yerde durduklarında Melih öfkeyle silahının emniyetini açıp maskelilere doğrulttu. Melih'in silah doğrultmasıyla maskeliler Melih'e silah doğrultunca korkuyla Melih diye çığlık attım ve arabadan inerek yanına gidip koluna tutundum. Arabaya geçelim lütfen, korkuyorum, çok kalabalıklar. Melih gözlerimin içine güven verircesine baktı. Bir şey olduğu yok güzelim. Hadi sen arabada bekle beni. Olmaz, sen de benimle gel. Ahu dedi başka cızırtılı bir ses. Melih'le bakışlarımız sesin geldiği yöne kaydığında minibüsten inen başka bir maskeli olduğunu gördük. Diğerlerinden farklı olarak siyah güneş gözlüğü takmıştı ve kendini belli etmek ister gibi bir kez daha ahu diye seslendi. Melih beni arkasına aldı. Silahını o maskeli adama doğru doğrulttu. Senin diyerek küfretti. Kimsin sen oğlum, benim karımın adını ağzına alıyorsun? Maskeli adam tüm dikkatini bize vermişti ve gözlerindeki o siyah güneş gözlüğüne rağmen gözlerinin yakıcılığını üzerimde hissediyordum. Bize doğru birkaç adım attı. Yanımdaki diğer maskeliler onu durdurmaya yeltendiğinde eliyle onları durdurdu. Aramızda birkaç insan sığacak kadar mesafe bıraktı. O silahı ateşlediğin an karının öleceğini biliyorsun değil mi kılıç aslan diye sordu. Resmen Melih'in üzerine gidiyordu. Seni öldürmezler.
Burada gördüğün bütün adamlara sık seni öldürmezler. Ama karının kafasına sıkarlar. Kimsiniz siz diye sordu Melih gayet rahat ve sabır dolu bir sesle. Kimsiniz benim etrafımda ne dolanıp duruyorsunuz? Biz senin maskeli şeytanlarınız. Melih küfretti. Maskeli adam boğukça güldü. Bizden gizli ne iş çeviriyorsun? Açıkçası seni fena takdir ettim. Dayından bile daha akıllı çıktın. Her yerde elimiz kolumuz olmasına rağmen bizi bile atlattın. Ne tilkiler dönüyor o kafanın içinde Melih? Melih tek kaşını havaya kaldırıp, bulabiliyorsanız bulun dedi ve sonra hissizce gülümsedi. Ya da aç maskeni, sana ne yaptığımı gözlerinin içine bakarak anlatayım. Maskeli adamın yutkunduğunu duydum. Melih korkaksınız dedi ve ekledi. Yüzünüzü bana göstermeyecek kadar korkaksınız. Arkada duran maskeliler hareketlendiğinde Melih diye fısıldadım. Arabaya geçelim. Melih bana cevap verecekken maskeli ondan önce davrandı. Korkuyor musun Nahu? Korkma. Bana doğru bir adım attı. Melih beni iyice arkasına sakladı. Kal olduğun yerde senin beynini akıtırım diye bağırdı. Neden diye sorguladı maskeli adam. Neden aklım sürekli sende Ahu? Bütün dikkati benim üzerimdeydi. Neden senin iyi olup olmadığını düşünüp duruyorum? Maskeli adamın cızırtılı bir sesle konuşması ve söyledikleri beni iliklerime kadar titretti. Melih de benimle aynı durumda olacak ki senin aklını diyerek hiddetlendi ve küfretti. Maskeli adam Melih'i umursamadan bana doğru bir adım attı. Ben neden seni sürekli görmek istiyorum? Bu cümle Melih'in son sabrıydı. Elindeki silahı yan tarafımızdan bize doğru yaklaşan maskeli adama doğrultup ateşledi. Ben korkuyla çığlık attığımda Melih kendini iyice bana siper etti. Sizin gelmişinizi geçmişinizi diyerek tekrar küfretti. Benim cehennemimde sizin gibi şeytanlara gerek yok. Bütün bedenini bana siper ederek arabanın kapısını açtı. Beni içine oturttu, kapımı kapatıp kendi tarafına doğru ilerledi ve kapıyı açtığı gibi geçip oturdu. Arabanın kontağını çalıştırdı ve gaza basarak minibüsün üzerine sürdü. Minibüs, Melih'in ne yapmaya çalıştığını anlayarak arabayı çalıştırıp kenara çekildi. Araba bizimle konuşan maskeli adamın yanından geçerken maskeli adam gözlüğünü çıkarttı ve aynı renk olan gözlerimiz birleşti. Gözlerini bile isteye bana göstermek ister gibi gözümün içine baktı. Ve tekrar gözlüğünü taktı. Melih arabayı hızlı sürmeye devam ederken maskeliler arkamızda kaldı. Sen de gördün mü diye sordum. Adamın gözlerini sen de gördün mü Melih? Ben bir şey görmedim Ahu. Sen gördün mü? Gördüm. Az önce sen yanından geçerken gözlüğünü çıkarttı. Fark etmedim ben dedi Melih. Kafamı bıraktılar bende. Bitmedi gitti şu lanet gün. Melih ağzın içinden sayısız homurdanmalar, sayısız kez küfür etti. En sonunda cezaevini andıran evimize geldiğimizde Melih arabayı durdurdu. Sen içeriye gir Rahu, ben korumalarla konuşup geliyorum. Başımı olumlu anlamda sallayıp arabadan indim. Gün yavaş yavaş aydınlanıyordu ve ben annemle konuşmak için birkaç saat bekleyemezdim. Kapının ziline üst üste bastım. En sonunda Sevgi Hanım'ı uykusundan uyandırmaya başararak kapıyı açmasını sağladım. Sevgi Hanım'ın şaşkınlığından yararlanıp içeriye girdim ve direkt yukarıya annemin odasına çıktım. Kapıyı çalmadan direkt içeriye girdim. Annem yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Fevri hareketlerle çekmecesini açıp, içinden küçük not defterini ve kalemi çıkartıp, "Anne!" diye seslendi. Annem gözünü araladı. Şaşkınca bana baktı ve yatağında doğrulmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da ona yardımcı oldum. Yatak başlığına sırtını yasladı. Elimdeki not defterini ve kalemi anneme uzattım. Tam karşısına geçip gözlerinin içine baktım. Lütfen bana gerçekleri söyle anne. Sana sorduğum sorunun gerçek cevabını ver bana. Annem gözlerimin içine baktı. Benim gerçek babam kim? Annemin gözleri kocaman açıldı. Acı kahve gözlerinde korku kol gezdi. Her şeyi öğrendim anne. Lütfen sana sarılmam için, teselliyi sende bulmam için bana gerçeği söyle.
rahatça başımı omzuna yaslamam için bana babamın kim olduğunu söyle. Annem, gözünden akan yaşlara engel olmaksızın not defterini açtı ve içine bir şeyler yazdı. Ne yazdığını görmem için not defterini bana uzattı. Senin baban öldü yazıyordu. Anne! Başımı iki yana salladı. Lütfen bana gerçeği söyle, babam kim? Aynı yazıyı bana tekrar yazdı ve uzattı. Senin baban öldü. Yıkılmışlıkla gözlerimi kapattım. Annem tarafından yine bir yalanın içine sürüklenmiştim. Gözlerimi geri açtığımda annemin endişeyle bana baktığını gördüm. Arkamı dönüp sessizce odadan çıktım ve yatak odasına girdim. Melih yatağın ucuna oturmuş, öylece bana bakıyordu. Adımlarımı yanına doğru attım ve hemen dibinde durdum ve başımı omzuna yasladım. Başımı yaslamak istediğim kişi annemin omzuyken, ben beni boşu boşuna intikamına kurban eden kocamın omzuna başımı yaslıyordum. Bu beni gurursuz mu yapardı, yoksa çaresiz mi? 3 hafta sonra, hissettiğim heyecandan dolayı kalbimin atışı hızlanmış, avuç içlerim terlemişti. Terleyen elimin biri yukarıya doğru toparladığım gömleğimi avuçlamışken, diğeri Melih'in iri ellerinin arasındaydı. Ne kadar belli etmese de Melih'in de benden kalır yanı yoktu. Heyecanlandığını sürekli elimi sıkmasından anlıyordum. Doktorum Özlem Hanım karnımın üstünde gezdirdiği ultrason başlığını karnımın bir noktasında durdurdu. Evet, bebeğimiz gayet sağlıklı ve keyfi yerinde görünüyor. Dudağının kenarını kıvırdı. Büyümüş ve bakın artık ultrasonda daha net görünüyor. Melih ile birlikte aynı anda ultrason ekranına baktık. Ve yeni yeni oluşumunu tamamlayan bebeğimizi gördük. Hala küçücüktü ama Özlem Hanım'ın da dediği gibi artık daha net görünüyordu. Fazla yaşadığım duygu yoğunluğundan engelleyemediğim birkaç damla gözyaşı yanaklarımdan süzüldü. Hamileliğinizde 2,5 ayı tamamladınız Ahu Hanım. Sırasıyla ilk benim, daha sonra da Melih'in gözleriyle göz teması kurdu. Artık bebeğinizin kalp atışlarını duyabilirsiniz. Bu muhteşem sesi duymaya hazır mısınız? Melih sanki dilini yutmuş gibi başını olumlu anlamda aşağı yukarı salladı. Ben ise çatallaşmış sesimle hısırız diye mırıldandım. Özlem Hanım anlamadığım bir şeyler yaptıktan sonra işte bebeğinizin kalp atışları der demez bulunduğumuz yere o güçlü ve muhteşem ses yayıldı. Kulaklarıma ulaşan bu ilahi ses bu zamana kadar duyduğum en güzel sesti. Sanki yutkunmayı unutmuş gibi yutkunamadığımı ve nefes alma eylemini yitirdiğimi hissettim. Gözlerimden ardı ardına akan yaşlar mutluluktandı. Bu çok güzel dedi Melih. Sesinin her bir zerresinde hayranlık vardı. Bu kelimelerle anlatılmayacak kadar çok güzel. Melih'i onaylayarak başımı salladım ve yaşlı gözlerimi Özlem Hanım'ın yüzüne çevirdim. Acaba bu sesi kaydedebilir miyiz? Anneme de dinletmek istiyorum. Tabii ki dedi Özlem Hanım. Bakışlarım Melih'i bulduğunda ne demek istediğimi anlayarak cebinden telefonunu çıkarttı ve bizi büyüleyen bebeğimizin kalp atışlarını telefonuna kaydetti. Melih sesi kaydettikten sonra Özlem Hanım ultrason başlığını karnımdan çekti ve bana bir parça kağıt havlu uzattı. Kağıt havlu ile karnımın üstündeki jeli silerken Özlem Hanım ayağa kalkıp kendi masasına doğru ilerledi. Melih'in yardımıyla üzerimi düzelttim. Uzandığım yerden kalkıp Melih ile birlikte Özlem Hanım'ın karşısına koltuklara oturduk. Özlem Hanım önündeki dosyada gözlerini bir süre gezdirdikten sonra direkt benimle göz teması kurdu. Ahu Hanım, size yazdığım vitaminlere devam etmenizi istiyorum. Sizin için tekrar yazdım. Hala kansızsınız ve demiriniz hala çok düşük. Bebek gayet sağlıklı ama annenin de sağlıklı olması gerekiyor. Vücut direnciniz güçlü değil. Stresten ve gergin ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Özlem Hanım konuştukça Melih'in kaşları mümkünmüş gibi daha da çatılıyordu. Ve sizin için bir beslenme listesi hazırladım. Bir sonraki kontrolünüze kadar bu listeye uymanızı istiyorum. Bol bol sıvı tüketin ve meyve tüketmeye çalışın. Meyve yiyorum dediğimde Melih güler gibi bir ses çıkarttı. Siz Ahu'nun meyve yiyorum dediğine bakmayın. Göz ucuyla bana baktı. Onun meyve anlayışı sadece elma.
Ahu'nun elmadan başka bir meyve yediği hiç görülmemiştir. Melih! Olmaz öyle Ahu Hanım. Her meyvede başka vitaminler vardır. Sürekli aynı meyveyi tüketmeyin. Değişik meyveler de tüketmeye çalışın. İlaç yazdığı reçeteyi Melih'e uzattı. Bir ay sonra randevu yazdım sizin için. Bir ay sonra görüşmek üzere dediğinde ayaklandı ve Özlem Hanım'a kolay gelsin diyerek odadan çıktı. Melih reçeteyi cebine koyup elimi kavradı ve biz el ele hastaneden çıktık. Arabamıza bindiğimizde daha Melih arabayı çalıştırmadan telefonu çaldı. Emniyet kemerini takarken telefonu yanıtladı. Bir saate geliyorum Seda dedi ve birkaç saniye Seda'nın konuşmasını dinledikten sonra bugün bu toplantı için çok oldu yoksa başka zaman bu konu için bir toplantı daha yapmayacağım. Seda Melih'e ne söyledi bilmiyorum ama Melih sıktığını belli eden bir nefes bıraktı. Tamam Seda tamam kafamı şişirme. Sadece dediğimi yap açıklama istemiyorum dedi ve karşı tarafa söz hakkı vermeden telefonu kapattı. Biraz kibar olamaz mısın diye sordum. Melih göz ucuyla bana bakıp dudağının kenarını kıvırdı. Benim kibarlık anlayışım kısıtlı, ben hepsini sana kullanıyorum. Arabanın kontağını çalıştırdı. Başkasına kibarlık yapamıyorum. Bana da kibarlık yapmıyorsun ki. Sadece kibarlık yaptığını sanıyorsun kocacığım. Melih bana cevap vermek yerine gözlerini devirdi. Bu bile kibar olmadığının büyük bir kanıtıydı. Telefonunu alabilir miyim diye sordu. Melih gözlerini yoldan çekip kısa bir an bana baktı. Ne yapacağımı sormadan cebinden telefonu çıkartıp bana uzattı. Telefonu alır almaz az önce kaydettiği bebeğimizin kalp atışlarının sesini kendime gönderdim. Telefonu kapatıp Melih'e verecekken aklıma gelen şeytanlıkla mesajlarına bakmaya karar verdim. WhatsApp uygulamasından tekrardan girip mesajlara baktım. Kayıtlı olan mesajlarda kendi has adamları olan muhteşem üçlü Mehmet abi, Seda vardı. Bir de en çok dikkatimi çeken Tunç ve Berna'nın olmasıydı. İlk olarak Tunç'un mesajına tıkladım. Biraz mesaj sayfasını ilerlettim. 2 hafta önce. Ulan kardeşimin telefonundan beni sen mi engelledin? Arıyorum telefon bir kez çalıyor sonra meşgule düşüyor. Ahu'nun beni engellemesi mümkün değil. Melih cevap versene. Tamam. Bunu sen istedin. Şimdi size geliyorum. Melih sakın geleyim falan deme. Gece gece seni çekemeyeceğime engeli kaldır. Mesajlaşma burada bitmişti. 2 hafta önceye gittiğimde Tunç'un beni birkaç gün aramadığı aklıma geldi. Meğerse Tunç beni arıyormuş da ulaşamıyormuş. Ve tam bu mesajlaşmanın gerçekleştiği akşam Tunç beni aramış, 1 saat telefonda konuşmuştuk. Zaten Tunç ile fazla mesajlaşma yoktu. Bir bu 2 hafta önce yazışması, bir de dünden birkaç mesaj vardı. Dün. Tunç, yarın Ahu'nun doktor kontrolü var. Senin önemli bir toplantın varsa istersen kardeşimi ben götürürüm hastaneye. Melih, sen kendi işine bak. Tunç, ben sana insanlık edip yardım teklif ediyorum. Melih, başlatma lan şimdi yardımına diyerek küfretmişti. Ergenler gibi bana akşam akşam mesaj yazıp durma. Neyiz oğlum biz seninle? Sen iyi alıştın her kafana estiğinde bana mesaj atmaya. Akrabayız biz Melih. Ben senin kayınçonum, sen de benim eniştemsin, destek oluyorum lan sana. Ulan benim senin gelmişini, geçmişini, enişteni de, desteğini de diyerek küfretmişti. Melih de Tunç karışık kartları yazarak ben de seni seviyorum Melih, iyi akşamlar diye cevap vermişti. Melih Tunç'a gürültü atmış ve bırakmıştı. Sesli gülmemek için dudağımın kenarını ısırdım ve Tunç'un mesaj sayfasından çıkıp Berna'nın mesaj sayfasına girdim. 3 gün önce. Merhaba enişte nasılsın? Ben seni sabah sabah rahatsız ediyorum ama Çağlar'a ulaşamıyorum. Acaba onu sen iş için şehir dışına falan göndermiş olabilir misin? Hayır yani telefonu da kapalı merak ediyorum. Enişte! Ama mesajlarıma görüldü atıyorsun cevap vermiyorsun. Çağlar diyorum ya nerede adama ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Ya Melih seni Ahu'ya söyleyeceğim. Cevap versen ölür müsün? Sen hiç mi merak etmiyorsun Çağlar'a bir şey mi oldu diye? Ulaşamıyorum diyorum sana. En son dün telefonda konuştuk. Adamın ondan sonra sesi bir daha çıkmadı. Ay yoksa sen benim sevgilimi öldürdün mü? Melih. Evet öldürdüm.
Eğer bana bir daha tek bir mesaj bile atarsan seni de öldürürüm Berna. Mesajlaşma son bulmuştu. Zaten bu mesajlaşmanın olduğu gün Berna benim yanıma gelmiş, içi dışına kadar ağlamıştı. Gerçekten Melih'in Çağlar'ı öldürdüğüne ve kendisini de öldüreceğine inanmıştı. Oysa işin aslı çok başkaydı. Çağlar, Berna'nın Instagram açma mevzusundan bunaldığı için telefonunu kapatmıştı. Berna saatlerce ağladığı yetmiyormuş gibi, bir de Çağlar'dan bu itirafı duyunca daha çok sinirlenmiş ve daha çok ağlamıştı. Yavrum, eğer telefonumu karıştırma işim bittiyse, telefonumu geri alabilir miyim? Hah, dedim afallayarak. Ben telefonunu karıştırmıyorum ki. Sadece öyle dalmışım. Aferin ahu sana. Daha inandırıcı bir yalan söyleyebilirdin. Melih eğlenir gibi gülmeye başladı. Hatta gülmesinin boyutunu arttırarak kahkaha attı. Benden tarafı olan elini direksiyondan çekip elime uzandı, telefonunu elimden alıp cebine koydu. Sonra tekrar elini bana uzatıp elimi tuttu ve dudaklarına götürdü. Birkaç küçük öpücük bıraktığı elimi serbest bırakmak yerine kendi elinin içinde hapsetti ve parmaklarımızı birleştirip kendi dizinin üzerine koydu. Telefon karıştırma mevzusu uzamadığı için rahat bir nefes alarak başımı cama çevirip dışarıyı izledim. Yolda sessiz sakin giderken bu kez telefonum çaldı. Telefonumun ekranına baktığımda Birsen teyzenin aradığını gördüm ve hemen çağrıyı cevapladım. Efendim anne, ahu çıktınız mı kızım hastaneden? Çıktık anne, eve gidiyoruz şimdi. Eve gitmeyin kızım, dedi Birsen teyze ve ekledi. Melih seni bize getirsin. Zehra ablan geldi, seni görmek istiyor. Kadıncağız senin için elmalı reçel yapmış. Çiftlikten bir sürü organik sebze getirmiş. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Kızım gel, hep birlikte kahvaltı yapalım. Bilemedim ki şimdi derken Melih'e baktım. Melih hayırdır der gibi kafa sallayıp göz kırptı. Melih'e söylerim, işi yoksa getirir beni. Yoktur yoktur, dedi Birsen teyze. Ne işi olacak? Zaten sizin o dağ başındaki evinize gitmeniz 2 saat sürüyor. Getirsin seni benim yanıma. Tamam anne, görüşürüz. Görüşürüz kızım. Telefonu kapattığımda Melih, hayırdır, ben nereye götürüyorum seni, diye sordu. Annemlere, Zehra abla gelmiş. Annem sen de gel diyor, beni annemlere bırakırsın artık. Olmaz yavrum. Neden ya? Evde sıkılıyorum. Melih deren nefes alıp sesli bir şekilde nefesini dışarıya verdi. Halletmem gereken işlerim var güzelim. Gelip alamam ben seni. İşim uzun sürer. Sen evde kal, annemler bize gelsin. Kaşlarımı çattım. Ben hep evde kalıyorum ve insanlar hep benim evime geliyor. Kollarımı göğsümle birleştirdim. Sıkılıyorum, bunaldım. Ben de normal insanlar gibi gezmek istiyorum. Tamam, başımızdan o kadar olay geçti. Tek başıma dışarıya çıkmamı istemiyorsun ama en azından annemlere gidebileyim yani. Ahu! Ne var ya, yalan mı? Melih dudağının kenarını dişlerin arasına aldı ve gözleri yol ile benim aramda gidip geldi. Güzelim, dedi yumuşacık bir ses tonuyla. İşim var diyorum, gelip seni alamam diyorum. Neden beni anlamıyorsun? İlla senin alman gerekmiyor beni. Göğsümde bağladığım kollarımı açtım ve bedenimi tamamen Melih'e çevirdim. Osman gelir, Çağlar gelir, Ufuk gelir. Bu adamlarından biri gelip beni alabilir. Ha yok, olmaz, onların da işi var diyorsam Kenan amca beni eve bırakır. Melih pes etmiş olacak ki bir süre eliyle boynunu ovaladı ve daha sonra elini karnımın üzerine koyarak usulca okşadı. Tamam, dedi ve eliyle ara ara okşadığı karnıma bir bakış attı. Seni annemlere bırakacağım ama sadece 2 saat kalacaksın. 2 saatin sonunda Osman gelip seni alacak. Başımı sallayarak kocaman gülümsedim. Aramızdaki konuşma böylelikle benim istediğim gibi bitmişti. Melih çatık kaşları ve asık suratıyla arabayı kullanırken ben gayet mutlu bir şekilde başımı camdan tarafa çevirip dışarıyı izledim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.